Selamun aleyküm abiler, kardeşler. Çok beklenilen video. Abi ne oldu? Abi bu arabaya ne oldu? Bu araba nasıl bu hale geldi? Onun için bir YouTube bölümü çekiyoruz. Kusura bakmayın, elimde sigara var. 48 saattir daha kendime gelemiyorum. Çünkü benim için bir evlat gibiydi. Hani insan Allah korusun göstermesin de, hani bu acıyı bilen, evladını nasıl toprağa koyarsan bende de öyle. Bak yağmur yağıyor, acayip her yer kötü. Halimiz bu. Şimdi gelelim konuya. E36'ya ne oldu? Arabanın motor aksamında bir hata çıktı. Araba duruyordu. Konvoyda, hani bitti konvoy, duruyoruz, oynayacağız. Çocuklar geldi ki, ha bu abinin arabanın altı alev alıyor. Biz dedik ki dalga geçiyorlar, çünkü lastikten hani tabii yanar araba. Ya da şanzımandan biraz verir dumanlama. Ya ciddiye almadık. Bunlar gülüyor ediyor, çoluk çocuk var diye ben çektim arabayı. Tam çekerken, iki kere ateşlerken birden şuradan alev almaya başladı. Gördüğünüz gibi zaten. Ondan sonra ne olduysa oldu. Şükür bizde bir şey yok. Şurada biraz yanık var. Arabayı söndürelim derken ellerde biraz kesik var. Söndürebilirdik. İtfaiye çok geç kaldı. Söndüremedik maalesef. Gördüğünüz gibi tanıdığınız gurbetçi Hasan haberi. Kırmızı gülü. Ya bu araba var ya, bunun hikayesi bambaşka. Bak reis, ben sana anlatayım. Bu araba, yemin ederim ki yalan atıyorsam, bak burada izleyen o kişiler bile yorum yapsın. Biliyor muyuz, izliyorsunuz? Ben bu arabayı almadan önce hiç kimse saygı ve sevgi duymuyordu. Niye? Çünkü bu hayatta namın olursa bir şey olabiliyorsun. Bu araba sayesinde benim her şeyim oldu. İnternet satış mağazam oldu, arabalarım oldu, saygı, sevgi. İnsanlar tanıdım, kardeşler tanıdım, abiler tanıdım. Yani bu arabayı ben, inanın, öyle bir paralar teklif edildi ki F10, F30 alabilirdim. Yine de satmadım. Niye satmadım? Yeri başkaydı. İşte bizi ayıran kader de bu. Ateş. Hani önü yansa Türkiye'ye yollardım, yapılırdı. Ama neyini kurtaracağım? Baksana reis, her yeri patlamış. Hani bagaja kadar girmiş. Bagajın içi, her yer bitmiş. Yine de şükür, yani Rabbim bizi korudu. Son dakika çıktık. Bir şey de olabilirdi. Hani biri de yanabilirdi. Allah'a şükür, hani anamızın duası nedir? Galiba o bizi korudu. Yoksa biz de giderdik. Hani insan böyle, nasıl anlatayım size? Ya bir kızla beraber olursun ya. Şimdi o kızla beraber oluyor. O kız senden ayrılıyor ama aklından çıkmıyor. Ya iki gündür evdeyim, anahtarla oynuyorum, böyle gözler doluyor. Aslında sert bir delikanlı adamız, ağlamayı bilmeyiz. Ama işte yeri başka. Çünkü insan ekmek teknesi, evi yandı mı insan can da yanar. Hani abartmayayım diyorum ama harbi öyle, Rabbim hiç kimseye göstermesin. Arabanın 15 metresinde duruyorsun, araban yanıyor, su döküyorsun. Arabanın ortası yanıyor. Elinle kapıda açmaya çalışıyorsun. Oğuzhan olsun, Ahmet olsun. Herkes uğraştı ama olmadı maalesef. Hani kader istemedi. Son hali de bu. Hani benim böyle içimde böyle bir evlat acısı ve evladım ölmüş gibi bir acı var. Atmak için kendimi buralara atıyorum. Yerde sürünüyorum. Hiç farkı yok. Alabildiğimiz kadar alacağım parçaları. Aynı motor, aynı kasa. Ya isterse aynı yıl, aynı aydaki çıkışlısının aynısını alacağım. Yine aynı renkte, Allah izin verirse bu sene bitmeden yapacağım. Tamponlu, arka stoplarını, jantlarını aldık, egzoz sistemini aldık. Keşke bu kadar yanmasaydı da kurtarabilseydik. Hani 2000-3000 tane mesaj var, hepsini okudum. Allah razı olsun hepinizden. Ben de üzgünüm. O kadar abi kardeş kapımın önüne geldi. Kardeşim ne lazımsa söyle et dedi. Hepinizden Allah razı olsun. İşte hayat böyle. Bazıları için dünya malının değeri var. Ama bu benim için bir dünya malı değil. Çünkü bu benim, ne yaptıysam ben bununla yaptım. Beni hiç kimse tanımadığında da bu araba vardı. Sosyal medya yokken de bu araba vardı.
Hani ben hep tektim, bir de bu araba tekti. Birleştik, bir bütün olduk. Keşke böyle bitmeseydi. Ne diyeyim, kendinize iyi bakın.